Yeni bir programda yine karşınızdayız. Bugün yine üniversitemizden bir hocamız bizimle birlikte. Arkeoloji bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ayşe Çalık Ross. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Yayın öncesinde de belirttim ama şöyle kısaca bahsedeyim. Geçtiğimiz yaz çocuk edebiyatında meraklıyım ben ve sizin bir kitabınızı fark ettim Günler Hatun'la ilgili. Dolayısıyla çocuklara Türk tarihindeki lider, kadın liderlerden birisini tanıtma gayesi açıkçası merakımı cezbetti ve sizinle konuşmayı o zamandan beri düşünüyordum. Şimdi Selçuk Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitiminizi tamamlıyorsunuz ve sonra Londra'ya gidiyorsunuz. Biraz sizi sizden duyalım hocam. İlgi alanlarınız nelerdir? Eğitim hayatınız nasıl geçti? Akademik hayatınızda neler yapıyorsunuz? Buyurun. Çok teşekkür ederim böyle bir programa davet edildiğim için. Gerçekten çok onur duydum. Hele üniversitemizin böyle başarılı çalışmalar yapması beni iyice gururlandırdı. Sizi de programınız için tebrik ediyorum. Evet, benim aslında başarı hikayem, hayat hikayem, hangi hikayem olursa olsun biraz zorlu bir süreç oldu, onu söyleyeyim baştan. Çünkü Toros Dağları'nda doğmuş, iki tane okumayı yazmayı kendi öğrenen çobanın kızıyım ben. Yörük çadırlarından okul hayatım başladı. Daha sonra da sizin dediğiniz gibi hani Toros Dağları'ndan böyle 10 kilometre bir ilkokula, ilçe merkezine yolda yürüyüp ormanların arasından sonra ormanlarına dönen aslında bir Toros Dağları'nın yörüklerinin kızıyım. Daha sonra sizin de belirttiğiniz gibi Selçuk Üniversitesi'nde arkeoloji sanat tarihi okudum ve bir de pedagojik formasyon alarak sanat tarihi öğretmenliği belgesini de aldım. Ve çok kısa bir süre sanat tarihi öğretmenliği yapmak için staj yaptım ama bana uymadığını gördüm. Araştırmacı yönümün daha ağır bastığını gördüm. Onun üzerine de yüksek lisans doktora yani bir akademik kariyer yapmayı niyetledim ve kendim de açıkçası onu buldum. Ve ben onun üzerine yüksek lisansa başladım yine Selçuk Üniversitesi'nde ama bizim alanımızda yabancı dil çok büyük önem arz ediyor. Bir de sadece Anadolu kültürünü değil, global olarak bir eğitim alıp bütün dünyaya global bir şekilde bakıp evrensel bir bakış açısıyla insanlık tarihinin geçmişini değerlendirmemiz gerektiğini öğrendim nihayet. Onun üzerinde yolumu Londra'ya çevirdim. Londra'ya çevirdiğimde benim ilkokul, ortaokul ve lise yabancı dilim Fransızcaydı. İngilizce öğrenmem gerektiğini anladım tabii ki yönümü İngiltere'ye çevirince. Orada tabii ki ekonomik zorluklardan dolayı ben ilk başta bir İngilizce öğrenmek amaçlı çocuk bakıcılığı yani operlik yaptım. Ve o süreç içerisinde kısa bir süre İngilizce, özel İngilizce okuluna gittim. Ve orada o okulun bana verdiği bursla Londra Üniversitesi'nde doktoraya başladım. Classics bölümünde klasik arkeoloji doktorası yaptım. Daha sonra Londra'daki başarım sırasında da Türkiye Devleti beni yurt dışındaki başarılı öğrenciler bursuyla sağ olsunlar ödüllendirdiler diyelim. O bursun karşılığı da Milli Eğitim Bakanlığı bursu olduğu için Türkiye'ye geri dönüp bu bursun karşılığını herhangi bir üniversitede ödemek, çalışarak ödemek durumundaydı. Ve ben o amaçlı da doktoramı Londra Üniversitesi'nde 1997 yılında bitirip 98 yılında Anadolu Üniversitesi'nde arkeoloji bölümünde doktora öğretim üyesi olarak yani o zamanki adıyla şimdi öyle tabii ki yardım doçent olarak üniversite akademik hayatıma Türkiye'de başlamış oldum. Yani böyle bir sürecim var. Hocam bugün sizinle konuşacağımız konu girişte de belirttiğim gibi Günler Hatun üzerine ben daha çok konuşmak istiyorum. Bu Günler Hatun'un tarihteki önemi nedir? Şimdi siz Toroslar'da doğdum deyince aslında bir tarafta ben kafamdaki soruların yanıtını da yavaş yavaş buluyor gibiyim. Tam da buna benzer başlıkta Günler Hatun ve Türk kültür tarihindeki önemi nedir üzerine bir makaleniz var. Biraz sizden dinleyelim hocam, buyurun. Evet, az önce de belirttiğim gibi Toroslar'da, Orta Toroslar'da doğmuş bir Yörük çocuğuyum. Biz tabii ki oralarda, Yörük çadırlarında yaşam sürerken, daha doğrusu tam anlamıyla konar göçer bir yaşam sürüyoruz.
Tabii bu yaşamdan çok az insan kaldı şu anda Toros Dağları'nda. Çünkü modern yaşamla beraber artık bu yaşam tarzının zorluğundan dolayı herkes biraz daha yerleşik hayata geçmeye başladılar. Biz onların bir orta versiyonunu oluşturuyoruz aslında aile olarak. Hala böyle yarı göçer bir tarzdayken artık benim ailemde de göçen kalmadı. Yerleşik hayata geçmiş durumdayız köylerimizde. Şimdi oradayken ben hiçbir şeyin farkında değildim. İlçemizin adı Gülnar'dı. Hani Gülnar'ı da söylerken böyle Türkçe Gülnar diye söylerdi bizim büyüklerimiz. Ve biz bunu hep Gülnar'da da nar ağacı çok fazla olur. Güllerimiz de çok güzel Toros Dağları'nın doğal ortamında çok güzel kokar. Biz onu hep gül ve narın bir araya gelmesiyle oluşmuş bir isim diye algılardık. Bu hep böyle gitti. Benim eğitim hayatım boyunca da böyle gitti. Daha sonra Konya Selçuk Üniversitesi'ndeki eğitim süresinde de ben klasik arkeoloji okuduğum için tabii ki Yunan ve Roma tarihini biz okuyoruz. Yunan ve Roma tarihi Gülnar'la ilgili, Türk tarihiyle ilgili bize çok fazla bir şey öğretmiyor. Bir bakıma müthiş bir aslında öz eleştiri yapmam gerekiyor şu anda. Hani kendi özümüzü, kendi yaşadığımız memleketi, kendi ülkemizi ne kadar iyi biliyoruz sorusunu zaman zaman kendimize sormamız gerekiyormuş herhalde. Ben bu soruyu anca 98 senesinde yurt dışından dönüp Anadolu Üniversitesi'nde göreve başladığımda köyüme gittiğimde kendime bir sordum. Dedim ki acaba biz hani nereden geldik, ne yaptık? Hani bir yurt dışında da 8-10 sene yaşadığım için ve sadece Londra değil dünyanın birçok ülkesini o sırada dolaştığım için insan tabii hani yurt dışından ülkesine daha farklı bakıyor. Çünkü sizi orada bir Türk olarak değerlendiriyorlar. Siz memleketinizi ne kadar tanıyorsunuz, ne kadar tanıtıyorsunuz noktasına da geliyorsunuz. Ben direkt köyüme gittim tabii ki. Her zaman da köyüme gidiyordum. Fakat gittiğimde çok üzüldüm. Çünkü köyümün tamamıyla boşaltıldığını gördüm. Ve yörük yaşamından hiçbir şey kalmadığını, o eski evlerin tamamıyla yıkıldığını, insanların bir şekilde ilçeye gittiğini, başka şehirlere gittiğini gördüm. Ve bu üzüntü beni yıktı tabii ki. Ben hemen kolları sıvadım ve oradaki en eski bir toprak taş evi alarak orada oturmaya başladım. Ve sık sık da daha sonra Anadolu Üniversitesi'nden benim yolum ayrılarak 6 sene mecburi hizmetimi tamamladıktan sonra rahmetli Baki Komsoğlu hocamızın davetiyle 2004 yılında buraya üniversitemize gelip Kocaeli Üniversitemize hocamızla beraber, rahmetli hocamızla beraber, rahmetle anıyorum kendisini, nur içinde yatsın. Onunla beraber ben burada arkeoloji bölümünü kurdum. Dolayısıyla Kocaeli'ye geldiğim süreden sonra da sürekli köyüme gitmeye başladım. Ve bir gidişimde tabii herkes köyüne gelen bir profesör olarak, köye dönen bir profesör olarak beni tanımaya başladı orada. Ve hatta çok ilginçti, bu eski evde, döküntü evde bu hoca İngiltere'den gelip ne yapıyor sorusunu da hep sormaya başladılar. Ben de işte özüme döndüm, özümü araştırıyorum. Hani geçmişimizi araştırıyorum ve hani benim çocukluğum, her şeyim çobanlıktan itibaren bu köyde geçti deyip orada oturup aslında bir anlamda birazcık örnek olmaya da başlamıştım. Bir gün beni bir kaymakam beyin çağırdığını söylediler. Gittim davet üzerine. Kaymakam bey dedi ki bizim ilçemizin kuruluşunun 100. yılı. Dedim ki pardon biz ne zaman kurulmuşuz ki? Dedi ki 2016 yılında kurulmuşuz. Ben büyük şaşkınlık yaşadım. Kaymakamımız da genç bir kaymakam. Dedim ki sayın kaymakamım ben bunu bilmiyordum çok özür dilerim bir araştırıp gelebilir miyim? Hayır hocam araştırmayın dedi ben size söylüyorum dedi benim sizi çağırmamın nedeni eşimle beraber gidiyorum eşim de çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi siz dedi iki nadide öğretim üyesi buraya sık sık geliyor musunuz duydum biz dedi bir 100. yıl kutlaması yapacağız bununla ilgili siz ne yapabilirsiniz bize yardım edebilir misiniz? Dedim ki bir akademisyen ne yapar? Biz dedim bir akademik faaliyet yapalım. Ve bu akademik faaliyet çok sevindi Sayın Kaymakam ve 100. yıl akademik faaliyeti uluslararası günler bilim ve kültür etkinliklerine dönüştü. Ve birçok ülkenin geldiği biz geçen sene 6.'sını yaptık. Pandemide 2 sene yapamadık.
Böyle inanılmaz bir uluslararası sempozyum ve çalıştaya dönen, 6 gün süren bir uluslararası faaliyete dönüştü bu küçücük bir ilçede. Şimdi ben o zaman araştırdım ve Günlar adını nereden alıyor? İşte tam bu nokta, can alıcı nokta orada başlıyor. Günlar adını Günlar Hatun'dan alıyormuş. Ve Günlar Hatun 8. yüzyılda Türkleri Horasan'dan getirip Avasın bölgesinde, Malatya ile Tarsus arasındaki kurulan Avasın bölgesinde, tampon bölgede ki bu tampon bölge Araplarla Bizanslıların arasındaki bir tampon bölge ve bu tampon bölgeye sürekli Türkler yerleştiriliyorlar. Savaşçı oldukları için, savaşmaları için yerleştiriliyorlar. Ve bu tampon bölgeye yerleştirilmek üzere getirilen Türklerin ilk ilk gelenlerinden diyelim. Aslında Türkler çok çok daha önce Türkiye'ye girdi. Bunu son zamanlarda artık birçok Türk tarihi çalışan arkadaşımız, bilim adamımız, benim çok haddim değil açıkçası. Çünkü benim alanım farklı. Ama ben çalıştığım kadarıyla bunu söylüyorum. Mesela bir kaynakta der ki Bulgaristan üzerinden Toros dağlarına kadar 2. yüzyılda Türkler Anadolu'ya girdiler. Hani siz de çok duyarsınız sosyal medyadan veya son zamanlarda bu çok tartışılıyor. İşte biz 3000'lere kadar gidiyoruz, efendim Sümerlere kadar gidiyoruz veya biz Anadolu'ya 3000 yıl önce geldik, 5000 yıl önce geldik. Hatta bazen böyle basında görürsünüz Göbekli Tepe'ye kadar gidiyoruz biz Türkler bazen. Bütün bunlar, tekrar söylüyorum, tabii ki bir bilim adamının söyleyeceği şeyler değil, elimizde kanıt olması gerekiyor. Özellikle bir arkeolog olarak. İşte benim sorgulamam orada başladı ve Günlar Hatun'un elimizdeki olan kaynaklar doğrultusunda 11. yüzyıldan çok daha önce 8. yüzyılda 750'ler, 55'ler, 60'larda Anadolu'ya hatta bazı kaynaklarda 180 sayı bile verirler. O sayı bazen böyle artar veya azalır. Türk boyuyla beraber Anadolu'ya gelip Toros Dağları civarına geldiğinde Tarsus civarında öldürüldüğü ve beraberinde gelen obaların da batıya doğru yürüyerek Gazi Paşa'ya kadar ilerlediklerini, Göksu Irmağı'nı geçerek ve Gazi Paşa'ya kadar ilerledikleri alanda da bu bölgeye Günlar adını verdiklerini biz öğreniyoruz bazı kaynaklardan. Tabii bu kaynakları şu anda zaman darlığından dolayı mümkün değil. Ve bu çerçevede baktığımızda da orada ilk yerleşilen yerlere Büyük Eceli adını veriyorlar. Yani biliyorsunuz yönetimde olan hatunlara, kadınlara Ece ismi veriliyordu. Kraliçe anlamına geliyordu Türk tarihinde. Ve orada bizim bir Büyük Eceli nahiyemiz var. Büyük bir yer, şu anda Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapıldığı yerdir. Günlar'a doğru bir göç yolu başlıyor. Bizim Ece bucağımız var, Ece yerimiz var. Dolayısıyla bu topografik isimlerde biz Günlar adını çok fazla görüyoruz. Hatta yaklaşık 400 yıl gibi bir dönem tüm Taşeli platformuna Günlar adını verildiğini de tarihi kaynaklardan takip edebiliyoruz. Evet, hikaye buradan başlıyor. Şöyle de bir ilginç yönü var. Çok araştırdım. Türkiye'de acaba kadın adı alan herhangi bir yer var mı? Hani tarihi karakterden kadın adı alan herhangi bir yer var mı? Evet, bazı isimler var. Fakat bunlar transformation'a uğramış. Yani değişime uğramış. Mesela bir hayım ana var ama bir kadın lider değil, haymana olarak o değişime uğramış. Veya işte başka yerler, mutlaka ufak tefek yerler var. Mesela Arsinoe gibi, Berenike gibi antik dönemden kalan isimlerin çok olduğunu biliyoruz. Hani bu anlamda yine bu örnekler var ama burada bir kadın liderin hiç adını değiştirmeden, yani hiçbir değişikliğe uğramadan Anadolu'da yaşayan tek kadın yerleşim yeri olarak Günlar'ı görüyoruz. Bu beni çok etkiledi. Bunu benim bilmiyor olmam beni daha çok etkiledi. Herhalde belli bir süre utanç içinde kaymakamlığa falan gitmedim. Tabii ki ben bunların hiçbirini bilmediğim için çok utandım.
Ama bunları araştırınca da işte bu ortaya çıktı. Dolayısıyla da ben Gülvar Hatun çalışmalarına bu şekilde başlamış oldum. Şimdi hocam sizi dinlerken aklıma şey geldi. Mimarlık bölümünden Emre Kisalı hocayla da biz konuşmuştuk. O da mesela doğup büyüdüğü yerlerdeki mekanlara mimari açıdan hiç bakmadığını, mimarlık eğitiminden sonra böyle bir farkındalığın oluştuğundan bahsetmişti. Ben doğma büyüme Kocaeli'deyim. Mesela onun anlattığı pek çok şeyi Kocaeli üzerinden bir kez daha gözden geçirip duyma imkanım oldu. Bu herhalde bir dönem sonra, belirli bir yaştan sonra bir farkındalıkla birlikte oluyor. Şöyle bir öz eleştirimizi daha yapalım. O yayında da yaptık, burada da yapalım. Belki de okul öncesinden itibaren başlayarak, hani ilkokul bile demiyorum, okul öncesinden itibaren başlayarak bulunduğumuz yerdeki tarihi mekanları, işte arkeolojik mekanları veya işte müzeleri, aile size bunu veremiyor olsa bile, böyle bir farkındalığı olmasa bile, biz bunları okul öncesinden itibaren deneyimleme şansını bulabilsek belki o zaman bu farkındalığa çok erken ulaşmış oluruz. Şimdi ben de Gülnar Hatun'u duymamıştım. Bu bir, hani böyle Nene Hatunları falan duyuyoruz ama Gülnar Hatun üzerinden sizin çalışmalarınızda fark ettim. Peki hocam, Gülnar Hatun ve heykel sanatı arasında bir bağlantı var mı? Bununla ilgili sanki hani buna benzer bir şeyler de gördüm ben internette. Bir de onu duyayım istedim sizden. Buyurun. Bir de buna paralel, bağlayarak söyleyeyim o zaman, Bir Kadın Portresi Agrippino Maior adlı bir makaleniz var. Ya ben şöyle hissettim bunları okurken, şimdi sizi dinlerken evet, sizin yaşadığınız yere ait isimden gelen bir merak duygusunun peşinden gidiyorsunuz ama bir taraftan da tarihin o görmezden gelinen veya bizim görmeye alışık olmadığımız kadın imgelerini ortaya çıkarıyorsunuz. Bu sizde özellikle yaptığınız bir şey mi? Yani önceliğiniz böyle bir şey mi? Gün ışığında bir de bunları çıkartıp gösterelim, bakın elimizde var gibi bir şey var mı? Alt tarafta işleyen. Anladım. Çok teşekkür ederim. Tabii böyle bir çalışma yapınca böyle bir soru gelecekti. ama şu kadarını söyleyeyim. Portresiyle başlayalım. Şimdi aynı zamanda portre dersi veren de bir hoca olduğum için. Şimdi biz portrede sanattaki portre yapımı edebiyatta da kullanılıyor. Ama şudur. Portre yaşamış veya yaşamakta olan bir kişinin kişi olması gerekiyor. Bütün karakteristik özellikleriyle, fiziksel anatomisiyle ve dışa yansıyan karakteriyle bir sanat eserinde betimlenmesi bir portredir. Ama burada bir kıstas var. Portre kesinlikle yaşayan kişi veya yaşamış kişi olması gerekiyor. Yani bir kişi olması gerekiyor, şahıs olması gerekiyor. Dolayısıyla efsanevi kişilerin, efendim mitolojik karakterlerin, işte yarı tanrılaştırılmış bir takım karakterlerin veya karışık yaratıkların portreleri olmaz. Şimdi dolayısıyla portre bir heykel deyince, kişinin heykeli deyince biz direkt portre konusuna giriyor bu durum. Çünkü kişinin portresini yapmış oluyoruz. Eğer kişiyi resmetmişsek, kişinin heykelini yapmışsak, yontmuşsak veya fotoğrafını çekmişsek. Dolayısıyla bu portreye giriyor. Şimdi konu Gülnar Hatun'a gelince, Gülnar Hatun'un elimizde bir portresi yok. Şöyle yok, çünkü 8. yüzyıla gitmemiz gerekiyor, milattan sonra 8. yüzyılda. Biz biliyoruz portreler Hellenistik dönemden beri, yani milattan önce 3. yüzyıldan itibaren aslında Hellenistik dönemde patladı. Yani Büyük İskender'in imajıyla beraber, Büyük İskender Makedonya'dan çıkıp Hindistan'a kadar gittiğinde aklında, hayalinde olan o Hellenizm ve Doğu'yu birbirine birleştirme hayalini gerçekleştiren ilk yöneticidir. Üç kıtayı, hani 16 yaşında sefere çıkıp üç kıtayı alıp ve birleştiren en büyük gelmiş geçmiş komutanlardan ve krallardan biridir. Ve onun döneminde işte bir imaj çalışmasıyla bu başlıyor. Hani birden kültürel merkez Atina merkezken, Batı'nın merkezi, Atina kültürel başkentken, Yunan panteonunun ve Yunanlıların tanrıları imaj için yetmemeye başlıyor. Çünkü Hindistan'daki, Pakistan'daki, efendim İran'daki, Orta Doğu'daki, Afrika'daki, çünkü Büyük İskender Mısır'a da gidiyor veya Anadolu'daki, İnsanlar tanımıyorlar ki Yunan tanrılarını, tanrıçalarını. Bir imaj çalışması başlıyor. Ve o imaj çalışmasından itibaren portrecilik çok gelişiyor.
Ama kişiyi tam olarak yansıtıp yansıtamaması soru işareti portrede. Şimdi olay Gülnar Hatun'a gelince de bizim 8. yüzyıldan Gülnar Hatun'a ait elimizde bir imaj yok ne yazık ki. Yani bir de şöyle bir yaşam var. Türkistan bölgesi genel anlamıyla bakarsak aslında o dönemde oraya Horasan diyoruz. Çünkü Gülnar Hatun Horasan bölgesinde bugün Mari denilen, modern olarak Mari denilen eski tarihi Merv şehrinin emirinin kızı olarak biliniyor. Ve tarihi karakter olarak da tarih kaynaklarında çok fazla geçen Emevileri yıkıp Abbasilerin başa gerilmesini sağlayan Ebu Müslim Horasani ile beraber ismi geçiyor tarihte. Ve Ebu Müslim Horasani ile beraber kendisi ve babası zaten öldürülüyorlar daha sonra Merv Emiri ve Ebu Müslim Horasani. 750'de tarih sahnesinde Emevilerin silinmesine yardım eden kişiler. Ama daha sonra zaten halife Ebu Müslim Horasani'nin de parlamasını istemiyor ve 755'te de onu öldürüyor. Şimdi o tarihlerden elimize yani bir Batı toplumundaki gelişen kişinin portresini yapmak, kişinin heykelini yapmak mutlaka Türk tarihinde bunlar yok değil. Ama biliyorsunuz Orta Asya steplerinde bir göçebe yaşamı yaşanıyor. Hani sürekli göçen bir insanın oturup da yerleşik hayatta olduğu gibi birçok sanat eserini tabii ki üretiyoruz. Sakın ben yanlış anlaşılmayayım. Tonlarca sanat eserimiz, hele kültür varlığımız çok çok fazla var. Ama tabii binlerce yıldır yerleşmiş batıdaki, Anadolu'daki, yerleşik hayattaki eserler gibi bu olamaz. Dolayısıyla biz onun imajını çok fazla bilmiyoruz. O imaj çalışmasını ancak o dönemin tarihi karakterlerinin ortak özelliklerini alarak çıkartabiliyoruz. Bu açıdan da aslında bir Gülnar Hatun heykeli çalışmıyorum. Şöyle çalışmıyorum. Aslında bu anlamda çalışıyorum da diyeyim hemen arkasından. Şöyle ki açıklamak istiyorum. Çünkü yaptığım etkinliklerde, Gülnar'daki yaptığım etkinliklerde biz her sene birçok sanatçı çağırıyoruz. Ve bu sanatçıları çoğu geliyorlar. Gülnar Hatun imajını da çalışıyorlar. Gülnar Hatun heykeli yapmaya çalışıyorlar. Gülnar Hatun resimleri yapıyorlar, tablolar yapıyorlar. Ve biz ilk sizin demin de söylediğiniz gibi bir çocuk kitabı yarattığımızda böyle bir imaj üzerinde çalıştık. Ve o imajın üzerinden gittik. Şimdi dolayısıyla bunu Agrippina Major'a bağlarsak da demek ki sizin sorunuz üzerinden bu tamamıyla benim, ben heykel uzmanıyım. Kendi bölgemde hep arkeolojik çalışmalarımı Kocaeli'ne gelinceye kadar yaptım. Çocukluğumdan itibaren hep oradaki kazılara katıldım. Yani üniversiteye girdiğim andan itibaren. Ve benim ilk yüksek lisans tezim Silifke Müzesi heykeltıraşlığı idi. Ve kazılarda ilk günlerdeki kazıya gönüllü olarak katılmıştım. Üniversiteye girdiğim yılda Fransızlar kazıyordu. O zaman Meydancık Kale'de çalıştım. Daha sonra Kelenderis'te çalıştım çok uzun süre. Ve tabii bölgeye ilgim çok fazlaydı. Bölgeyle ilgili bilgim de fazlaydı tabii diğer taraftan. Bundan dolayıdır da heykele çok fazla ilgim oldu. Ve yüksek lisansımda Silifke Müzesi'ni çalıştıktan sonra Londra'da, Londra Üniversitesi'nde doktora çalışmalarıma başladığımda yine kendi bölgemi çalışmak istedim ve Kilikya'nın orası Antik Kilikya bölgesi, İskenderun'la Alanya arası, Toros dağlarından keserek Akdeniz arasındaki kalan bölge Kilikya bölgesidir. Çok önemli stratejik bir bölgedir. Aynı Bitinya gibi, aynı burası gibi. Dolayısıyla ben hep stratejik önem olan yerlerde çalıştım diyebilirim arkeolojik hayatımda. Ben doktoraya geldiğimde Kilikya'nın Roma İmparatorluk dönemi heykeltıraşlığını çalıştım. Ve tabii ki heykeltıraşlığı çalışırken hem az önce bahsettiğim gibi kişi portrelerini hem heykeltıraşlığa konu olan her türlü malzemeyi yani bunlar hayvan figürleri de olabiliyor ama tabii ağırlıklı olarak da tanrı ve tanrıça heykellerini çok çalıştım. Tabii bunun içine çok önemli sayıda
ilk defa keşfettiğim imparator portreleri de girdi Kilikya bölgesinden. Yaklaşık 2700 heykel çalıştım ben yani bu 8 senelik süre içerisinde. Ama hatırladığım kadarıyla çok seneler oldu çünkü 1997 yılında bitirmiştim çalışmamı. Doktoramı 257 heykel sadece doktorama girebildi. Ve orada tabii bir heykel uzmanı olarak biz hem kadın figürlerini çalışıyoruz, hem erkek figürlerini çalışıyoruz, hem de hayvan figürlerini çalışıyoruz. Veya işte ikinci derecede kalan bitkisel motifleri, floral motifler dediğimiz veya geometrik motifleri de yani plastik sanata giren, üç boyutlu sanata giren her türlü figürü çalışıyoruz. Ama Agrippina Mayor'da şöyle bir durum vardı. O zaman Anadolu Üniversitesi'nde çalışıyordum arkeoloji bölümünde. Müzenin deposuna gittiğimde öyle bir eser gördüm. Daha önceki doktora çalışmalarımda da bu çok olmuştu. Bir imparatoriçe olduğunu gördüm. Yani imparatorluk ailesine mensup bir kadın başı olduğunu gördüm. Ve yayınlanması gerekiyordu. Onu hemen yayınlayarak yani onu bilim dünyasına katmış oldum aslında. Yani bu şeyle tabii ki hassasiyetim 2016'dan sonra kadın imajlarına daha fazla arttı. Dolayısıyla arttı, doğal olarak arttı bir de. Ama çok fazla Günler Hatun'la Agrippina Mayor bağlantısı yok. Onu belirtmek istedim. Hı hı. Hocam, şimdi geliyoruz. Biz bu arada aynı yılda başlamışız Kocaeli Üniversitesi'ne. Baki Hoca'yı rahmetle anıyorum. Ben de 2004 Şubat ayında başladım. Ve sizin başladığınız dönemi de hatırlıyorum hocam. Şimdi Kocaeli ve çevresi üzerine de çalışmalarınız var. Ve ben üniversitenin bu yanını çok seviyorum. Yani ben biyoloji, daha önce biyoloji bölümü başkanıyla radyoda, Radyo Kir'de yaptığım söyleşide Kocaeli ve çevresindeki bitki örtüsü hakkında çok fazla şey öğrendim. Mimarlık bölümünden birisiyle konuşurken de keza aynı. Ve burada doğup büyümeme rağmen mesela William Kaiser Köşkü'nü 2004 yılında gidip ziyaret edebilmiştim gibi. Dolayısıyla akademisyen olarak buraya geri dönmenin ve herkesin kendi çalışma alanından oranın sosyokültürel çevresini zenginleştirme ve oranın tarihiyle ilgili, arkeolojisiyle ilgili bilgi verme anlamında çok değerli bir katkısı var. Sizin de bu anlamda çalışmalarınız var. Biraz sizden duyalım hocam. Kocaeli ve çevresi. Kocaeli'nin açıkça itiraf ediyorum benim cahilliğim. Hani böyle insanlık tarihinde bu kadar önemli bir bölge olduğunu da daha önce fark edememiştim. Sizin çalışmalarınızda neler çıktı açığa? Biraz sizden duyalım. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Bu tabii ki belki de programın can alıcı açıklaması olacak şu anda. Çünkü 2004 yılından beri 20 sene oldu Kocaeli'ndeyim. İlk geldiğimde çok kendimi çok sorguladım. Hani 99 depremini yaşamış bir kentte ne yapılabilir diye. Ama daha önce de çok fazla sorguluyordum. Mesela Anadolu Üniversitesi'nde 6 sene mecburi hizmetimi tamamladığımda ben sürekli İstanbul'daki enstitü kütüphanelerine gidip geliyordum. Mesela bir Alman Arkeoloji Enstitüsü, Fransız Arkeoloji Enstitüsü, Hollanda Arkeoloji Enstitüsü gibi kütüphanelere gidip geliyordum. Ve sürekli Kocaeli'nin içinden yani İzmit Garı'ndan geçiyordum ve etrafıma bakıyordum. Baktığımda da hep şeyi düşünüyordum. Ya burada çok önemli bir antik kent var. Nikomedia bu kentin adı ama nerede bu kent? Hani nereye gitmiş, ne olmuş sorusunu soruyordum. İşte çok fazla sormuşum herhalde, sormamak gerekiyor belki de. Böyle kaderin tecellisi oldu. Yani rahmetli hocamızın davetiyle ben tabii uçarak buraya geldim. Hocam ne demek dedim, yani Nikomedia'da bir arkeoloji bölümünü beraber kuracaksak ne büyük mutluluk. Çünkü dedim çok merak ediyorum, çok önemli bir kent. Evet dedi. Hocam çok özür dileyerek bir araya gireyim. Şimdi ben bunu diğer akademisyenlerimizden de duyuyorum ve o zaman çok mutlu oluyorum. Gerçekten çok fazla çalışılacak malzeme var. Hani biz böyle görmüyoruz ya, bu çok kıymetli bir şey. Bir, evet. İkincisi burayı açtığınız için araya girdim. Özür dilerim. Doğal afetlerin romanizasyon sürecindeki rolleri Nikomedia Antik İzmit çevresinde Roma İmparatoru Hadrian'ın onarım faaliyetleri ve depremler başlıklı bir makaleniz var. Bunu da soracaktım. Hazır 99'dan bahsetmişken paralel olarak birleşik sorup aradan çıkayım. Deprem bölgesinde çalışmak nasıl bir şey? Ve deprem bölgesinde bir arkeolog olarak daha dayanıklı yapıları nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Anladım. Çok teşekkür ederim. Evet, bu anlamda dünyanın takip edilebilecek, yani deprem kuşağında olup da
Sürekli yeniden kurulmuş, yeniden ayağa kaldırılmış, hatta siz çok duymuşsunuzdur, İzmit'te çok duyuyoruz. Hani 7 kere yerin dibine batmış, sonra çıkarılmış bir kentin üzerinde yaşıyoruz. Halktan ben 20 senedir sürekli bunu duyuyorum. Nedir diyorlar bu kentin önemi ki sürekli ayağa kaldırılıyor. O zaman bir başa geçelim. Bu sorunuz tamamıyla şu anda aklımda kalarak. Şöyle bölüm kurulduktan sonra 2005 yılı itibariyle biz bütün çalışmalarımızı resmi olarak yapabiliyoruz ve Kültür Bakanlığı izinli yapabiliyoruz. Değilse araziye adım atamıyoruz. Kültür Bakanlığı'ndan aldığımız biz izinle Kocaeli ili ve ilçeleri arkeolojik yüzey araştırmasına başladık. Tüm bölümdeki olan arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle birlikte. Ve bu çalışmayı 2022 yılının yani geçen senenin Aralık ayında tamamladık. 18 yıllık süren bir çalışma oldu. Ve Kocaeli'nin bütün ili, merkez ilçe İzmit dahil bütün ilçelerinde, bütün köylerinde, her yerde biz çalıştık. Ve şöyle bir tespitimiz oldu. O zamanlar çok merak ettiğim Kocaeli'nin aslında Nikomedia kenti olarak, evet biz biliyoruz ki antik modern İzmit'in altında antik Nikomedia kenti var. Artık bunu çok iyi biliyoruz. Onun öncesinde, bu kentin öncesinde Astakoz denen yerde, bugünkü baş iskelede, bir daha önce 8. yüzyılda bir kent kuruluyor, koloni kenti kuruluyor Megaralılar tarafından ve o kent 1. Nikomedes tarafından Bitinya Kralı olarak buraya taşınıyor. Yani bugünkü İzmit'in olduğu yere taşınıyor. Hemen kuzeyine taşınıyor. Dolayısıyla taşınılınca da buraya bir Helenistik başkent kuruluyor. Bunun adı da Nikomedes'ten geliyor. Şimdi Helenistik döneme geleceğiz mutlaka, ama neden buraya kuruluyor bu kent ve buranın jeopolitik önemi nedir diye bakarsak, günümüzde de çok iyi biliyorsunuz ki Türkiye'nin donanması burada konuşlu. Nerede konuşlu? Gölcük'te. Bu burada konuşlu. Ve bütün yollar, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bütün yollar nereden geçiyor? Buradan geçiyor. Şimdi hava kuvvetlerinin olmadığı bir dönemde, havada uçakların olmadığı bir dönemde, antik dönemde en güçlü bir devletin yönü donanmasıyla ilgiliydi. Yani gücünüzü donanmanızla gösteriyordunuz. Ve bu donanma neden gücünü, nereden alıyor? Çünkü ticaretten alıyor. Tamamıyla ticari bütün faaliyetler bunun üzerinden gelişiyor. Ve baktığımız zaman da donanması güçlü olan uygarlıkların, deniz yönünün kuvvetli olan uygarlıkların ticareti daha çok yapabildiği, ekonomisini daha çok güçlendirdiği, dolayısıyla da ayakta daha fazla kaldığını görüyoruz. Şimdi burası boğazlar nedeniyle, ki Çanakkale Boğazı biliyorsunuz daha geçen sene bir veya belki sene bir köprü yapılabildi en modern teknolojiyle. Çanakkale Boğazı, boğazlarla karşılaştırırsam Çanakkale ve İstanbul olarak, Çanakkale Boğazı hem akıntılar dolayısıyla, hem rüzgar dolayısıyla, hem de mesafe dolayısıyla çok geçilen bir boğaz değildi. Ama İstanbul Boğazı öyle değil. İstanbul Boğazı bugün de olduğu gibi, modern yaşamda da olduğu gibi sürekli üzerinden geçilen bir boğazdı. Dolayısıyla İstanbul Boğazı üzerinden bu geçiş karayoluyla sürekli olduğu için veya işte dubalar döşenerek veya kayıklar yan yana koyarak ordular tabii ki o sevkiyatı hep yaptılar, geçişleri yaptılar İstanbul Boğazı'ndan. Bu sevkiyat hep böyle Avrupa ile Asya arasından yapıldı. Yani Çin'den çıkan, Hindistan'dan çıkan bir kervan buradan geçmek zorundaydı. Çünkü burası bu ticaret merkezi. Bir de ordular var. Orduların da Doğu ile Batı arasında, özellikle büyük imparatorluklar ve krallıklar açısından düşünürsek, mesela bir İskender'in işte Makedonya'dan çıkıp Hindistan'a kadar geçmesi, daha sonra Roma İmparatorluğu'nun Akdeniz'i bir göl haline getirme amacıyla Akdeniz çevresindeki bütün kara parçasını Roma İmparatorluğu'na dahil etmesi gibi konularda boğazlardan geçiş ve güvenli bir şekilde geçiş çok önem arz etti. Şimdi burası bir iç deniz olduğu için buraya Romalılar donanmalarını konuşlandırdılar ve burada en güvenli ticaret yapıldı. Neden?
Hindistan'dan kervan çıktı, buraya kadar geldi. Burada Nikomedia Limanı'nda aktarıldı ve nereye kadar götürüldü? İspanya'ya kadar götürüldü. Cebeli Tarık'tan geçti, Portekiz'e kadar götürüldü. İrlanda'ya kadar götürüldü, Britanya'ya kadar götürüldü veya daha ilerisine götürüldü. Şimdi insanoğlunun geçmişindeki sığınabileceği en güvenli yerlerden birisidir Nikomedia. Stratejik açıdan çok önemli. Bir de biraz daha geçmişe gidersek, Afrika'da ilk insanlar ortaya çıkıyor. Çünkü buzul çağı sonra, eridikten sonra ilk Afrika ısınıyor. Ve insanoğlu oradan yavaş yavaş göçe başlıyor. Afrika'dan Avrupa'ya doğru ve Avrasya'ya doğru bir göçün olduğunu biliyoruz. İşte o göçün, insanoğlunun göçtüğü sırada ilk geçtiği yerlerden, kara parçasından birini oluşturuyor burası. Yani boğazlar anlamında değil, çünkü o boğazlar çok sonra jeolojik olarak oluşuyor. Ama yine bu Anadolu dediğimiz o Tetis Denizi'nin ayrılmasından sonra burada kara parçasının ortaya çıkmasından sonra diyelim, bir kara parçası oluşuyor ve ilk insanoğlu Afrika'dan Avrupa'ya doğru yine bu kara parçası üzerinden geçmek zorunda kalıyor. Peki biz bunu ne yaptık? Biz bunu gerçekten araştırabildik mi, bakabildik mi? Evet, baktık. 2005 yılı ve 2022 yılları arasında yaptığımız yüzey araştırmalarında milattan önce 750 bin yılından itibaren, yani ilk insan demeyeceğiz tabii ki de buna taş çağı diyoruz veya eski taş çağı diyoruz biliyorsunuz. Taş çağından itibaren insanoğlunun buradan geçtiğini biz yüzey araştırmalarımızda ispatladık. Dolayısıyla taş çağından tutun, daha sonra işte maden çağı, demir çağı veya işte klasik çağlar dan olmak üzere işte klasik dönemler, Helenistik dönem, Roma dönemi, Bizans dönemi, Osmanlı dönemi, Türk dönemi yaklaşık 20 bin taşınabilir eserin kaydedildiği, ama bunun yanında da taşınamaz tonlarca eserin kaydedildiği bir araştırmaya imza attık burada. Ve bu bakımdan da işte o İzmitlilerin 7 kez olmuş, hani yıkılmış ve ayağa kaldırılmış noktasına geliyoruz. Stratejik olarak dünyanın en önemli lokalizasyonlarından birisi olduğu için, konumlarından birisi olduğu için bu şehir tabii ki sürekli ayağa kaldırılıyor, sürekli kullanılıyor. Çünkü iç denizin kenarında kurulan inanılmaz bir büyük limanı var. Şimdi depremler konusuna gelince şöyle, depremler tabii ki korkunç travmalarımız, ama şöyle bir yararı oluyor depremlerin. Bir deprem uzmanı olarak konuşmayacağım ama arazideki gördüğüm konuyu konuşacağım. Depremler bize kaynak sularını sağlıyor biliyorsunuz. Çatlamalar sonucunda yer kürenin veya işte tabakaların kırılması sonucunda kaynak suları oluşuyor. Biz yine bir haddim olmayarak şunu söylemek durumundayım. Deprem uzmanı olmadığım halde hepimiz biliyoruz artık vatandaş olarak. Dünyanın en hareketli fay hatlarından birisinin üzerinde oturuyoruz. Yani Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde oturuyoruz biz şu anda Kocaeli olarak. Ve İzmit olarak. Burada o zaman bir şeyi takip etmemiz gerekiyor. 750 bin yıla kadar malzememiz var dedik. Belki bilemiyorum, belki hani çok daha eskiye giden malzeme vardı da biz bulamadık. Ama elimizdeki malzemeler doğrultusunda bilimsel olarak konuştuğumda kesintisiz olarak biz en eski depremleri nereye kadar götürebiliriz? Yani biz bir Ege bölgesindeki, Ege Havzası'ndaki çalışılan tüm depremlerin bir kataloğunu, mesela Guido Boni diye bir yazarın tüm kataloğunu biliyorum. Yani yaklaşık 3500-4000 yıllık deprem tarihini takip edebiliyoruz oradan. Paleo sismik hareketleri veya işte paleo arkeolojik çalışmalarda bunu görebiliyoruz. Veya paleo sismik çalışmalarda, pardon, özür dilerim. Bu anlamda baktığımızda bu deprem kuşağı üzerinde belki her sarsıntıda çok iyi gözlem yapabileceğimiz ve bilimsel veri edinebileceğimiz bir kent burası. Neden? Çünkü jeolojik olarak çok önemli bir yerde.
en güvenli limanla, iç denizle bütün karayollarının geçtiği bir nokta burası. Bu kentten vazgeçebilir miyiz? Hayır, hiçbir zaman vazgeçemeyiz. İnsanoğlu vazgeçemez. Yani biliyorsunuz her sene yine siz de duymuşsunuzdur deprem uzmanlarından. Malatya civarından itibaren veya Bingöl civarından itibaren her sene biz 2,5 santim bildiğim kadarıyla batıya doğru kayıyoruz. Yani o makas bizi sürekli sıkıştırıyor. Bu kadar hareketli bir Kuzey Anadolu fay hattının olduğu yerde biz eğer depremlerle ilgili veri arıyorsak mutlaka bu kentin malzemesine katman katman bakmak durumundayız. İşte bu açıdan ben o makaleyi aldım. Çünkü imparatorlar açısından çok aşırı önemli bir yer. Roma imparatorları Roma'da oturmuyor sadece. Sürekli hareket halindeler. Çünkü en büyük düşmanları öncelikle doğudaydı. Partlar vardı. Yani önce Perslerdi, sonra Partlar oldular onlar. Sonra Sasaniler oldular. Sonra İran oldular. Yani tabii orada etnik karışımlar mutlaka iç içe geçenler var. Böyle çok hani ne derler, süzgeçten geçirir gibi ırklar böyle saf kalmıyorlar. Ama onlarla uğraşırken Roma imparatorları sürekli buraya geldi. Sürekli buraya geldi. Burada planlar yapıldı. Ve o işte o gelenlerden bir tanesi de Hadrian'dı. Hadrian milattan sonra 2. yüzyılda Roma İmparatorluğunu, tüm imparatorluğu 3 kıtada 2 kere çok büyük geziyle gezen tek imparatordur. Ve Hadrian buraya geldiğinde, Nikomedia'ya geldiğinde felaket bir depremle yine Nikomedia yerle bir olmuştu. Ve Hadrian buraya geldiğinde bu kentin ayağa kaldırılması için seferber oluyor. Ve Nikomedyalılar kendisine Restitutor Nicomedae diyorlar. Yani Nikomedia'yı ayağa kaldırıp restore eden imparator diyorlar. Ve bu şekilde onun adına sikkeler ve yani kalıcı arkeolojik belgelerimiz var, madalyonlar basılıyor. O şekilde olan literatürde bulunabilir bu yani Hadrian'ın Nikomedia'yı ayağa kaldıran imparator olduğu. Ve deprem verileri bizim açımızdan çok 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 önemli. Bu açıdan da ama burada sadece yüzey araştırması verileri değil, çünkü yüzey araştırmasında da biz tarihi depremlere dair, yani paleosismik hareketlere dair birçok veri elimizde var. Ama bunların multidisipliner bir şekilde değerlendirilip bazı yerlerde sondajlar açılıp gerekli yerlerde bütün bu verilerin topyekün deprem biliminde çalışan, sismik hareketleri çalışan uzmanlarımızla beraber ortak bir araya gelip değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü takdir edersiniz ki bu konu bir arkeoloğu biraz aşıyor. Ben sadece bu bölgedeki deneyimlerimi, 20 senelik deneyimlerimi, arazi deneyimlerimi aktarabilirim. Ve gerçekten deprem çalışmalarıyla ilgili en fazla verinin olabileceği antik kenttir diyebilirim Nikomedia'yı. Hocam, şimdi sizi dinlerken tabii ki hani bildiğimiz bir şey, arkeoloji disiplinler arası bir alan. Yani siz hem sanat tarihiyle, hem tarihle, hem kültürle, antropolojiyle, sosyolojiyle, şimdi belirttiğiniz gibi belki jeolojiyle, jeofizikle, bunların hepsini bir arada paralel olarak ve hepsinden biraz bilgi alarak oluşmuş olan bir bilim alanında çalışıyorsunuz. Şimdi süreyi aşıyoruz ama ben sizi dinlemekten çok keyif alıyorum ve ilgililer de dinlesin istiyorum. Şimdi bu farkındalığı oluşturabilmek, hem depremden aldığımız dersler sonrasında daha az zarara uğramak, ki çok yakın zamanda bir yıl dönümümüz daha olacak maalesef. Onlar çıkartılamadığı için hani mesela 7 kere batıp çıkmak, 7 kere, bu çok büyük aslında başından itibaren alınması gereken dersler. Bu öz eleştirilerimizi de yaparak gidelim. Mesela küçük projeler var. Buna bağlı olarak sormak istiyorum. Sizin de içinde olduğunuz Küçük Arkeologlar Projesi var. Ben daha önce Bursa'daki bir arkeopark alanına gitmiştik ve 6 çocukla birlikte gitmiştik. Çocukların oradan bir şey kazıp çıkarmaları ve o çıkardıkları şeye saygı duymaları ve koruma bilincini yerleştirmeleri anlamında önemli ve kıymetli buluyorum. Londra'da siz doktora eğitiminizi aldınız ve Londra'da da benim bildiğim kadarıyla okul öncesinden itibaren çocukların müze kartları oluyor ve
Aslında hani müze üzerinden de bir turizm işliyor. Orası ayrı bir şekilde işliyor zaten. Tüm bunlarla birlikte ve sizin kişisel tecrübeleriniz, farklı ülkelerde gördüğünüz tecrübeler üzerinden nasıl bir farkındalık oluşturulabilir çocuklarda, bizlerde? Hani bizim gibi çok sonra üniversite eğitiminden sonra bulunduğumuz mekana farklı bir gözle bakmak değil de daha erkenden başlamak için. Mesela böylesi önemli bir kentin arkeolojik açıdan da daha fazla güçlendirilip bütün eğitim kademelerine yaygınlaştırılması geliyor mesela ilk önce aklıma, ama biraz sizden duyalım istiyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Bu da gerçekten çok önemli bir soruydu. Çok önemli bir konu. Altı çizilmesi gereken. Zannedersem bizim hep o dilimize pelesenk olan tarih bilinci noktasından başlamak gerekiyor. Bir de bu noktanın başlangıç noktası olarak da, çekirdeği olarak da ailelere gitmek gerekiyor. Eğer biz okul eğitimini sadece okullara sığdırırsak ve bunu aile eğitimiyle entegre etmezsek bir şekilde, veya eğitimi aile bazına bu anlamda götürmezsek veya aileden getirerek okula sürüklemezsek büyük kopukluklar oluştuğunu görüyoruz. Neyi söylemeye çalışıyorum burada? Aslında bir hani ailenin eğitimli olması gerekiyor ki çocuğunu eğitebilsin. Bu açıdan da baktığımızda zannedersem bizim öncelikle tarih bilincini, tarih eser bilincini, kültürel miras bilincini, kültürel değerlerimiz, kültür varlıklarımız, işte özümüz, şehrimiz, yakın çevremiz, geçmişimiz gibi konuları bizim çocuklara indirmemiz gerekiyor öncelikle. Çocuklara indirdiğimizde eğer eğitimi, yani eğitimli aile yoksa bu konuda, o zaman anaokuluna indirmemiz gerekiyor. Anaokulundan itibaren yani çocuklarımızın önüne tutup, yani ya işte biz seni yani bir tane objeyi verip belki, aa bu senin bahçenden çıktı, aa işte biliyor musun bu 10 bin yıllık bilmem ne gibi. Yani böyle bir çocuk eğitimine indirgememiz gerekiyor. Bu çok şart. İnanılmaz derecede Türkiye'nin açığı. Biz ben aynı zamanda mahkemelere bilirkişilikler yapıyorum. Marmara bölgesinde çok yoğun olarak müthiş tahribatla karşılaşıyorum. Ya bazı yerlerde o kadar acı ki, yani bu definecilik faaliyetleri, tahribat faaliyetleri adeta bir hobi haline almış. Çok acı bir gerçeğe dönüşmüş. Yani ama bakıyorsunuz bu konuda hiçbir eğitim almamış kişi ve bunu çok rahat yapabiliyor veya kendini çok rahat hissedebiliyor. Çünkü onun eğitimini almamış. Bence bunu dediğim gibi bir tarih bilinci infüzyonuyla beraber anaokuluna kadar indirip ve aileleri de belki öncelikle bir eğitip eğitim kampanyaları düzenlememiz gerekiyor. Ve ben onun için işte Gülnar Hatun'da da mesela bir çocuk kitabıyla başladım. Ve inanılmaz bir başarıya imza atıyorsunuz o zaman. Çünkü yeni yetişen nesli siz gayet bilinçli bir nesil olarak yetiştirmeye başlamış oluyorsunuz. Hatta büyüklerin bile alıp o çocuk kitabını okuduğunu görüyorsunuz. Çünkü bir de bakıyorsunuz ki hani şey yok, çünkü büyüklerle ilgili öyle bir kitap da yok ortada. Ben okullarda, müzelere çok sık gittiğim için görüyorum. Birçok okul, tenzih ediyorum birçok bilinçli öğretmenimizi. Çok da saygı duyuyorum. Hani onların sayısı çok fazla çoğalmaya başladı, ama hani müzenin girişinden bir geliyorlar, çok kalabalık bir gürültü geliyor. Çocuklar şarkı söyleyerek falan filan giriyorlar. Müzeye, tüm müzeyi turlamaları herhalde bir 10 dakika, 15 dakika alıyor. Ondan sonra da çıkıp gidiyorlar. İşte bu müze eğitimi değil, bu müze gezisi değil. Tabii ki takdir ediyorum, tabii ki teşekkür ediyorum. O kadar zaman ayırmaları, en azından çocuğun kafasına bir müze kavramını yerleştirmeleri. Ama bu yeterli değil. Bunun yeterli olmadığını hepimiz o kadar iyi biliyoruz ki. Bunun çok daha ayrıntılı bir eğitime dönüşmesi gerekiyor. Ve aileden, anaokulundan ve ilkokuldan başlaması gerekiyor.
Anca Şimdi bu o zaman şekilde. bununla ilgili aslında umut verici çalışmalar var. Hem çocuk edebiyatında bununla ilgili kitaplar artmaya başladı. Hem de mesela Hüsnü Reha diye bir yazar vardı. Bunun soyadını hatırlayamadım şimdi. Onun mesela Müzekiti adı verilen bir projede de yer alıyor. Ondan da dinlemiştim kendisinden de. Dolayısıyla hani İstanbul ve çevresinde aslında böyle oluşumlar biraz daha fazla ama dediğiniz gibi hani öğretmenlerimiz de aslında o kadar kalabalık grupta ne yapacağını bilemediği için biraz daha aslında çocuğa göre çocuk ve oyun işte bu arkeopark alanlarının geliştirilmesi gibi biraz daha çocuğun da hareketine izin veren yaşayan mekanlara dönüştürülmesiyle ilgili bir aksaklık var. Bu da sanırım hani hem fiziksel bir şey gerektiriyor hem de oraya da bir bütçe ayrılması gerekiyor ki öğretmenlerin de bu konuda eğitim alıp ondan sonrasında bunu çocuklara aktarabilsinler. Şimdi buradan şuna gelmek istiyorum. Tarihe ışık tutan bir alandasınız. Ve hakikaten orası bir derya, bir deniz. Hani siz girişte dediniz ya ben Londra'ya gittiğimde hani dünyadan bir de bakayım kendi tarafıma diye. Ama bulunduğunuz coğrafya bile aslında o insanlık tarihinin katmanlarını ayrı ayrı gösteren bir alan. Dolayısıyla ben bazı alanların mesela arkeoloji gibi hatta bazen pilotların da böyle olduğunu düşünüyorum. Yani insanlık tarihine şöyle biraz daha çıkıp yukarıdan bakmak, daha farklı bir yerden bakmak gibi bir şey gibi geliyor. Siz arkeolog olmaya nasıl karar verdiniz? Bir, ve bu mesleği yaparken hem akademide hem pratikte size en iyi gelen şey nedir? Ah, çok güzel. Şimdi demek ki sorunun iki cümleyle bir devamını getirmek istiyorum. Türkiye'de gerçekten hem bakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de yerel müzeler bu konuya çok önem vermeye başladılar. O bizim yaptığımız Küçük Arkeologlar Projesi de Gölcük Vizyon çerçevesinde yapılan bir projeydi. Gölcük'te yapmıştık ama son zamanlarda özellikle mesela bizim müzemiz, Kocaeli Arkeoloji Müzemiz, bu konuda çok ciddi eğitim faaliyetleri yapıyorlar. Çok da başarılı yapıyorlar gerçekten. Birçok müze de bunu yapmaya başladı ve bakanlık da çok ciddi bunu gerçekten bize göstermeye başladı bu anlamda. Evet, son sorunuza gelince zannedersem benim farkındalığım doğanın bir parçası olarak ben büyüdüm. Yani bitkilerle, hayvanlarla büyüdüm. Doğanın o acımasız kanunu içinde büyüdüm. Dağlarda büyüdüm. Hayvanlarımızla beraber büyüdüm. Onların sorumluluğu vardı bende. Hani küçücük bir işte 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında bir çocuk olarak bizim önümüzde işte ne bileyim belki 700 tane, 800 tane, belki 1000 tane falan keçi veriliyordu. Hadi dağlara götüreceksin. Bunu orada bakacaksın. Bir sorumluluk veriliyor size ve doğayla dost olmak zorundasınız orada. Doğayı çok iyi tanıyorsunuz. Bir de benim yaşadığım coğrafya itibariyle günlerde bizim çobanlık yaptığımız yerin tam karşısında çok önemli bir arkeolojik ören yeri var, Meydancık Kale. O Meydancık Kale bir gemiye benziyor böyle. Dışarıdan baktığınızda karstik yapısı var tabii ki jeolojik formasyon olarak. Ben hep sürekli oraya bakardım ve işte biz tabii ki oğlak diyoruz Yörük kültüründe. Zaten Türkçe'de de öyle. Bize çok büyük hani küçük olduğumuz için büyükler daha çok büyük keçilerin peşine gider. Biz oğlakların peşine giderdik. Ben kütüphaneden aldığım kitapları oğlakların peşindeyken çimenlerin üzerine yatıp bir tarafta sürekli Meydancık Kale'yi izlerdim. Bir tarafta da üzerimden geçen uçaklara bakardım. Sonra da işte o doğadaki topladığım çiçekleri kitapların arasına ayraç olarak bırakırdım. Sonra da okula giderdim herhalde. Böyle bir şey yaptığımı 30 sene sonra edebiyat öğretmenimin kitaplarından ödünç alıyormuşum. 30 sene sonra edebiyat öğretmenimin evine gittiğimde gördüm. Dedi ki bak bu sana ödünç verdiğim kitaplardan dedi. İçini bir açtım benim 30 sene önce topladığım çiçekler var kuru kuru içinde. Şimdi tam orada da can alıcı noktası zaten. Ben zannedersem orada çok hayranlıkla Meydancık Kale'ye baktım. Doğayı çok sevdim. Bir de üzerimizden sürekli Kıbrıs'a geçen uçaklar vardı. Diyordum bir gün ben bu uçaklara binip acaba uzak diyarları görebilecek miyim? Hani şu ormanların içinden çıkabilecek miyim hayali vardı. Evet, o hayal gerçekleşti. Gerçekten. Benim herhalde bu anlamda en çok beni mutlu edecek şey benim yetiştirdiğim öğrencilerimin arkadan geliyor olması ve onların bu bayrağı devralması. Ben o donanımı güçlendirmeye çalışıyorum.
kendi hayat prensibimi onlara aktarmaya çalışıyorum. Doğayı sevmelerini, ülkeyi sevmelerini, özüne dönmelerini ve bu anlamda da ancak bizim ülkemize sahip çıkarsak, ülkemizi tanırsak gerçekten bütün dünyaya açılabileceğimizi ve ülkemizi tanıtabileceğimizi, bunun içinde en önemli mesleğe sahip olduğumuzu bir arkeolog olarak topraklarımızı, taşımızı, kültürümüzü, bütün kültür değerlerimizi tanıyan bir vatandaş olarak her şeyden önce ama sonra da bilinçli bir bilim adamı olarak hani gelecek nesillere aktarma noktasında öğrenci yetiştirdiğim zaman ve böyle seneler sonra hocam ben şurada müdürüm, şurada arkeoloğum veya şu üniversitede hocayım dediği zaman hayatımdaki en büyük mutluluk o ve prensip olarak ben zaten hep şunu söylemişimdir. Mutlaka hani insanlar bazen mesleğinde mutludur mutsuzdur o başka bir şey ama eğitimin en temel prensibi ve en güzel yöntemi bence örnek olmaktır. Ben kendi çapımda çobanlıktan çıkıp profesörlüğe kadar gelmiş ve yıllarını bu kendi memleketine, özüne, vatanına, belki de Kocaeli'ne adamış bir insan olarak gerçekten en önemli yöntemin örnek olduğunu düşünüyorum ve örnek olmaya çalışıyorum. Beni de en mutlu edecek şey benim gibi örnek olacak yeni bilim adamlarımın, öğrencilerimin ileride bizim bayrağımızı teslim almasıdır. Hocam çok teşekkür ederim. Sizi dinlemek çok büyük bir keyifti. Şimdi bir şey diyeceğim. Size oğlakları bırakıp keçileri kendilerine alan büyükler. Hani belki bilinçsiz olarak doğru bir şey yapıyorlar. Oğlak dünyası çocuklara çok yakın. Yerinde duramayan ve zıplayan. Ben de çok severim. Ama yani sanki keçilere bakmak daha kolaymış gibi. Hocam ters orantı yapmışlar. Sizi çekirdekten yetiştirmişler. Öyle geliyor bana. Çok sağ olun hocam. Sizi dinlemek gerçekten büyük bir keyifti benim için. Çok teşekkür ederim. Beni de davet ettiğiniz inanılmaz derecede mutlu oldum. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok da gurur duydum programdan dolayı. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Başka bir programda başka bir konukla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyorum.